Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet, biliyorsunuz önceki gün İbrahim Okdugan isimli bir müdürümüz öldürüldü, katledildi. Rahmetle anıyoruz. Başımız sağ olsun hepimizin. Sadece İbrahim hocamız değil, yani bu son haftalarda özellikle sıklıkla duyuyoruz artık bu tip haberleri. Biraz bunun hakkında konuşmak istedik. Neler yapabiliriz? Çözüm önerilerimiz ve konuşmak istedik ya biraz. Yani hep beraber sizinle. Yani ben şunu düşünüyorum, şunu görüyorum. Hani bir sağlıkta mesela bir doktorla tartışan bir kişi bile yıllarca mahkemede sürünüyor. Veya işte ağır cezalar alıyor. Ama mesela bir öğretmene bir şey geldiği zaman aynı şeyi görmemiz lazım. Yani bunu demek Evet, istiyorum. evet. Aynı şeyin olması lazım. Aynı sağlıktaki gibi işte kırmızı kot olayının, okullarda güvenlik olayının ve okul polisi olayının bunların olması lazım. Yani bu iş nerede bitecek? Hani ben Her bilemiyorum geçen gün artık yani. artıyor. Yani haberlerde görüyoruz. Her geçen gün bir tık üstü, bir tık üstü, bir tık üstü. Hep hani böyle öğretmene şiddet, şiddet, şiddet deniyordu. Yaralamalar falan. En sonunda bu duruma kadar geldik Ya yani. şu hani 3-4 gün önce, bir hafta önce mi bir kadın öğretmene yumruk atalım işte. Yani o zaman dedim mesela arkadaşlarımız nasıl koruyabilir kendilerini? Biraz hani acaba bunun hakkında video mu yapsak? Yani nasıl korunur acaba kendini? Nasıl korunabilir? Nasıl dikkat edilebilir? Neler yapılabilir bu konuda? Mesela yani hani bunu düşünüyordum. Bunun üstüne bunlar geliyor. Yani silaha karşı nasıl koruyabilirsin ki kendini? Yani Süpermen mi olacaksın? Ne olacaksın? Ya yani, hani devletin caydırıcı cezaları alarak bize destek olmasını arzu ediyoruz bu anlamda. Sendikaların aldığı kararlar son derece doğru. Yani bu eylem Evet, kararları. kesinlikle katılıyorum. Yani biz de bugün, yarın siyah giyince siz de öyle giyinin arkadaşlar. Yani en azından artık yani bu konuda birlik olmalıyız yani. Hani çok büyük bir camiayız. Bu konuda kendimizi göstermemiz lazım. Ki veliler de görsün, öğrenciler de görsün. Herkes bizi anlasın Bu yani. eylem planına da katılması gerekiyor diye düşünüyorum öğretmenlerin yani. Yani eskiden hani derler diye yani memurun bir düğmesini hani koparsan 6 aydan başlar falan tarzında. Yani bu tip bir şeylerin olması lazım. Dediğim gibi bu iki gün hepimiz siyah giyiyoruz arkadaşlar. Hani en azından bir varlığımız gösterelim. Yani önceden hani bizim dinimiz yani bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olduğundan hani bu noktaya nasıl geldik ben bilemiyorum. Toplumda büyük bir hani şey var yani öğretmenin itibarı konusunda. İnsanlar hani öğrenciler yani biraz daha yani sinirlerini hakim olsa iyi olacak. Özellikle öğretmene karşı. Yani burada biz bir kamu görevi yapıyoruz. Öğrencileri eğitmeye çalışıyoruz. Yani, Yani bizim işimiz bu, onları eğitmek zaten. Yani görevimiz bu. yani bir insan öğretmenine de şiddet uygulayabilirse daha ötesi nedir bilemiyorum yani. Hani normal hayatında ne yapacak bu insan? Hani buna artık aklıma gelmiyor. Yani nasıl bir faydalı olabilir ki topluma kalan hayatında? Hani bunu da bilemiyorum. Ya biz hani lisedeyken mesela ayrı bir şey yani bizim hayatımız çok farklıymış hakikaten. Öğretmenlerimize aşırı saygı duyardık vesaire. Hani şeyi düşünüyorum ya ben lisedeyken öğretmenler odasına girmişliğim hiç yoktur mesela. Müdür yardımcısının odasını düşünüyorum. Hani bilmiyordum bile herhalde. Şimdi çocuklar hani çok rahatlar yani bu anlamda. Yani ben mezun olduktan sonra gittiğim zaman ilk defa girmiştim öğretmenler odasına lisede. Hani ya bilmiyorum hani tamam çok tedirgin olmasınlar bizden ama hani bir taraftan da saygı duymak da ayrı bir şey yani. Ya ben Herkes birbirine saygılı olmalı o ayrı bir şey ama şunu söyleyeyim ondan sonra sen konuş. Yani kesinlikle hani ben daha önce de yazmıştım Milli Eğitim'e hani bu görüşümün arkasındayım. Yani kesinlikle kişisel hijyen dersi olmalı çocuklara. Saygı, sevgi, hoşgörüyü içeren bir ders olmalı. Sadece bundan bahseden. Yani işte evrensel ahlak veya evrensel etik mesela. İşte hayvana, insana saygı. Ya yani bunlar bir ders olarak okutulmalı. Kesinlikle. Her yerde yani. Çocukların öncelikle bunları alması lazım. Bundan sonra kalan her şeyi alması lazım diye düşünüyorum. Evet İknur Hocam. evet.
Ne söyleyeceğimi unuttum Ahmet Hocam. Kesinlikle doğru O zaman söylüyorsun ben ama devam ediyorum. Sen sen aklına devam gelince et. söyle. Yani hepimizin hani başına gelebilecek bir şey, yani her okulda biliyorsunuz 800-900 ortalama öğrenci var. Yani dolayısıyla gözümüz açık olmalı. Hani birbirimize hani karşıda açık olmalı, destek olmalıyız her zaman, her anlamda. Kendinizi de dediğim gibi uyanık olun arkadaşlar. Yani baktığınız hani geçen hafta düşündüğüm video için öyle birkaç fikir şey yapmıştım da. Ya baktığınız hani çok sinirli bir veli geldi, şey oldu. Yani siz de hani geçin müdür yardımcısının odasında konuşun mesela, burada konuşalım diyeyim falan. Hani bir şekilde artık kendinizi şey yapmaya çalışmanız lazım arkadaşlar. Veliyle ilişkilerde belli bir sınır koymanız lazım. Veliyle ilişkiler diye bir videomuz var. Onu kesinlikle izleyin. Hani öyle sınırsız işte gece gündüz her zaman işte hani telefonu açmak vesaire. Yani belli sınırlar dahilinde olması lazım arkadaşlar her şeyin. Uyanık olun, kendinizi kollayın, kendinizi koruyun. Yani sizler kolay yetişmediniz. Sizler bu ülkenin yetişmiş değerisiniz. O yüzden hani kendinizi de kollamanız vatan için bile aslında önemli bir şey. Kendiniz için de tabii öyle. Yani haberlere bakıyorsun, yani bir tokat atan bir öğretmen bile ne cezalar alıyor. Ama karşılığında da Hiçbir karşılığı yok. yani hani daha büyük şeyler olması lazım. Yani hani öğretmene zarar geldiği zaman da hani adam demeli, yani ben böyle bir şey yapamam. Hani devlet beni süründürür demesi şart yani bence de. Hani durum bu şekilde arkadaşlar. İbrahim Okdugan hani öldürülen öğretmenimizin son Öğretmenler Günü'nde ettiği bir laf aslında her şeyi özetliyor. Öğretmen sadece bir şey bekler, o da saygı diye bir laf etmiş. Bununla bitirmek istiyorum. Sizin de başka düşünceniz, başka çözüm önerileriniz, başka fikirleriniz varsa bunları paylaşırsınız arkadaşlar bizim de yorumlarımızda. Durum bu şekilde. Evet, bugün siyah giyiyoruz, yarın da siyah giyiyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. İnşallah her şey çok daha güzel olur. Her zaman umudumuz bir yönde. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.